Kefariş. Kim dedi? Yok mu ki Tayyip diyecek o? Kastınız yok değil mi? İskat nedir? Her Müslümanın vermesi gerekir mi? Verilecek mi? Nasıl ve ne şekilde verilmelidir? İnsan sağlığında mı yoksa öldükten sonra mı verilmelidir? İskatın asıl çıkış noktası bir kimsenin oruç tutamadığı zaman vasiyet etmesi. Yani orucunun karşılığında ihtiyar, yaşlı, hasta bir kimsenin tutamazsa benden sonra bunun parasını ödeyinden çıkmış. Öbür türlü namazlarla alakalı bir şey değil. Yoksa işte adam namazı kılmasın, öldükten sonra veya ölmezden önce vasiyet etsin. Arkasından gelenler habire her namaz başına bir para tespit etsinler, o parayı arkasından ödesinler. Böyle bir şey yok dinde. Buna bir tek İmam Bilgi Hazretleri fetva vermiş. İmam Bilgi Hazretleri'nin o fetvasının üzerine dayandırmışlar. Hanefilerin içerisinde İmam-ı Azam Hazretleri olsun, Şafii, Maliki, Hanbel ulemasının bu noktada bir şeysi yok. Yani öldükten sonra millet parayı toparlayacak, cukka yapacak, böyle bir şey yok. Önceki sohbetinizde kaza namazları tavsiye etmiştiniz. Eğer kişi zamanı olduğunda normal namazı, sünnet ve farzı ve kazayı zamanı kısıtlı olduğunda ise sadece farzını kılabilir mi? Gerisini okumamak gerek yok herhalde. Arkadaşlar, kaza namazı, Hanefiler demişler ki bir kimsenin kaza borcu da olsa o kimse sünnet namazlarını kılacak. Şafii, Maliki, Hanbeli uleması demiş ki bir kimsenin kaza borcu varsa onu o kimse nafile kılmaz. Hanefilerin sonradan gelenlerin bir kısmı demişler ki işte Şafii, Maliki, Hanbeli ulemasının görüşüne katılanlar da olmuş. Az da olsa. Az da olsa. Şimdi bir kimsenin vakti yok. Memur, amir, işçi orada burada çalışıyor. O kimse nafile yerine kaza namazları kılsın. Nafile yerine, yani öğlenin ilk sünnetinin yerine kaza kılsın. Öğlenin son sünnetinin yerine kaza kılsın. Caizdir, uygundur. Adamın işi müsait. Nefsine de bu noktada ağır gelmiyor. Kılsın, bunda bir beis yok. Anlaşıldı değil mi bu soruyu soran kimse? Kimse. Kim sorduydu kaza namazıyla alakalı? Anladın değil mi meseleyi? Evet. Yani bunun böyle çok şeye gerek yok bunda. Fazla teferruata gerek yok. Adam bir yerde memur. Bir yerde işçi. Adam fazla vakti yok. O kimse nafileler yerine kaza kılsın. Nafile de kılıyorsa onu galen olur. Allah muhafaza eylesin. Kahvehanede oturmak ne kadar sakıncalı. Yani bir kimsenin normalde kahvehanede evde, orada, burada oturması meleğen olduktan sonra her yer aynı. Meleğeni olmadıktan sonra her yer ibadethane. Adam kahvehaneye gider, kahvehanede oradaki bir arkadaşa dini, İslam'ı anlatmak için gider. Bir arkadaşını kötü yoldan kurtarmak için gider. Bir arkadaşını yanlışlıktan alıkoymak için gider. Onun kahvehaneye gitmesi ibadet olur. Kahvehaneye gider, adam burada çay içelim, çorba içelim diye oturur. Onun o meleğen olur. Oradaki kötü sözlerden, oradaki kötü hallerden o da nasibini almış olur. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde nereye gidiyorsanız gidin. Gittiğiniz yer Allah rızası için olsun. Bir kimse evine gider, evinde hanımınla kavga eder, gürültü eder, evde hanımını rahatsız eder, çoluk çocuğu rahatsız eder. O kimsenin evinde durup günaha girmiş olur.
Yani ne oldu? Evine gitti, evinde günaha girdi. Ha demek ki biz ahlakımızı, konumumuzu, durumumuzu iyi tespit edeceğiz. Şimdi sizi kahvede görür millet. Sizi kahvede görür der ki ya derviş adam kahvede mi oturur? Derviş adam kahvede oturur. Eğer birisine İslam'ı, Kur'an'ı anlatacaksa, birini dini anlatacaksa kahvede oturur. Birisiyle derse götürmek için kahvede buluşacaksa kahvede oturur. Onunla buluşur gider. Bu kahveye gitmeyi haram edecek herhangi bir şey yok. Ama kahvede kumar oynanıyormuş. Evet o bak haram. Kahvede dansöz oynatıyorlarmış. O haram. O zaman biz öyle yerlerden uzak duracağız. Allah muhafaza eylesin. Allah sevgisini kulun kalbine direkt indirmez. Çünkü kulun kalbi o sevgiye dayanamaz. Yani böyle de olabilir, böyle de böyle olacak diye bu kaide değil. Yukarıdan atılan düşünceye göre Allah kul arasında sevgi direkt mi yoksa arada bir aracı mı olur yani? Bir kul Allah sevgisini, peygamberini, sahabeyi, mürşidini ya da Allah'ın yarattığı her şeyi severek de olsa bile Allah sevgisini almış mıdır? Buna tek bir kelimeyle, cümleyle cevap. Allah'ım senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, seni sevdirecek olanların sevgisini bana soğuk su gibi, soğuk sular gibi sevimli kıl. Şimdi bir kimsenin Allah'ı seviyorum diyen bir kimse Resulullah'ı seviyorum demekten uzak olmayacak. Veya bir kimse Allah'ı sevdireni sevmesi Allah'ı sevmesi gibi. Bir kimsenin Resulullah'ı sevmesi Allah'ı sevmesi gibidir. Yalnız biz şuna itiraz ediyoruz. Şuna itiraz ediyoruz. Bir kimse Allah'ı sever gibi üstadını sevemez. Bir kimse Allah'ı sever gibi Resulullah'ı sevemez. Üstadını Allah için sever. Burayı iyi ayırt edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Allah için sever. Yani bizde şu yok. Arkadaşlar, kardeşler, şeyhinizi Allah'ı sever gibi sevin. Hayır. Biz üstadımızı Allah için severiz. Ve bir kimsenin Müslümanları Allah için sevmesi ibadettir. Kardeşlerini Allah için sevmesi ibadettir. Hanımını Allah için sevmesi ibadettir. Çocuklarını Allah için sevmesi ibadettir. Memleketini Allah için sevmesi, yaşadığı yeri Allah için sevmesi ibadettir. Yeşillikleri, ağaçlıkları, deniz hayvanlarını, kara hayvanlarını Allah için sevmesi ibadettir. Bakın bunların hepsi de ibadettir. Bir kimsenin mümin kardeşini sevmesi nasıl ibadetse, ibadet, nafile ibadet. Üstadını sevmesi de nafile ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini de sevmesi nafile ibadettir. O yüzden burada bir kul ben Allah'ın sevgisini buldum deyip peygamberi sevmemezlik edemez. Es geçemez. Bu zaten Allah sevgisi değil. Allah diyor ki ey Habibim de ki eğer beni seviyorsanız bana tabi olun. Bir kimse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmeden ona tabi olabilir mi? Bir kimse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmeden tam iman etmiş olabilir mi? Allah muhafaza eylesin. Yalnız bir kimse üstadı tam olarak sevmeden iman etmiş olur. Ayırt edin burayı. Bir kimse üstadı illaki sevecek diye bir kaide yok. Sevmez adam. Adam kendini der ki doğru bir yer, söyledikleri doğru. Bu kadar. Sevmek zorunda değil. Burayı ayırt edin. Ha, ne olur sevmezse. Ya sevmez adam. Bunu bir dinin rüknüymüş gibi önümüze koyarlar ya. Dinin rüknüymüş gibi önümüze koyarlar. Üstadı sevmek dinin rüknü değildir. Bir alimi sevmek dinin rüknü değildir. Ama imamlar demişler ki alimi sevmek imandandır. Eyvallah. Ama bir kimse sevmiyorsa imansız manası çıkmasın orada. Bir eksiklik, bir noksanlık olur. Allah bizi affetsin. Yani bir kimse bir üstadı emirle sevemez ki.
Emirle bir üstad sevinmez. Ve üstadını Allah için seven insan da şirk ehli değildir. Bir de bu taraftan tefrit var. Yani adam üstadını Allah için seviyor. Sevemezsin kardeşim sana, ne şirki var istiyor? Ya Allah Resulü'nün duası var. Ya Rabbi, seni seveni, seni sevdirenin sevgisini içime koy diyor. Ne yapacağız o zaman? Allah'ı sevdirenin sevgisini içimize koymayacağız mı? Allah bizi affetsin. Kefir mayalandığında içinde o alkol buluşuyor ama bazı hastalıklara hiçbir ilacı tedavi edemeyeceği hastalıkları tedavi ediyor. Şifa niyetinin içilmesi caiz olur mu? Sirke ve portakalda da alkol bulunduğu söyleniyor, şalgamda da. Yani sirkede de, portakalda da, şalgamda da, elmada da alkol var. Ondan sonra limonda da var, mandalinde de var. Ama mayalı değil onlar. Mayalı değil, anladınız mı? Üzümde de var. O mayalı değil. Mayalı alkol haramdır. Bir şey mayanın neticesinde içinde alkol oluştuysa o haramdır. Haramdan da şifa olunmaz, caiz değil. Tarikat üstadsız olmaz dediniz. Sizi üstad kabul etmiyorsan ne olacak? Çünkü İslam'a aykırı hareketleriniz var. Tarikat üstadsız olmaz. Bir kimse normalde üstadı yoksa bir kimsenin tarikatta yol yürümesi mümkün değildir. Bir kimse de birisini üstad kabul etmeme hakkına sahiptir. Adam beni üstad olarak kabul etmek zorunda değil. Alır dersini gider geriye. Böyle bir zorunluluk hiç kimseye yok. Hiçbir tarikatta olmaz. Hiçbir tarikatta olmaz. Hiç kimseye zorunlu olarak üstad kabul etmek zorunda olmaz zaten. Nasıl bir kimsenin üstad seçme hakkı var ise adam gider üstadı seçer kendisi. Kendisi seçer. İstihara yapar, istişare yapar. Sorar, soruşturur. Hatta ki ben onu üstad olarak kabul ediyorum. Adamın üstadı olur. Adam da onu kabul ederse. Üstad da onu kabul ederse. Üstadın da onu kabul etmeme hakkı var. Ben birkaç kişiye ders vermedim, haydi demişler ki ya vermedi ders. Ya vermek zorunda mıyım? Nasıl beni kabul etme zorunda değilse hiç kimse, benim de herkesi kabul etme zorunluluğum yok. Bir kimse bir tarikatın içerisindeki bir üstadı üstad olarak kabul etmiyorsa, kabul etmiyordur. Ne olacak ki? Adam derse gelir gider, zikrullah yapar, sohbeti dinler gider. Kabul etmek zorunda değil. Arkadaşlar, ben ta yolun başında bir şey söyledim. Dedim ki ben sizin bildiğiniz şeylerden değilim. Burası ümmeti Muhammed'e açık bir sohbet. Kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsa bu kapı herkese açık. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Adam gayrimüslimse gelsin gene tekrar buraya gelsin. Yine burada sohbeti dinlesin, zikrullahı dinlesin. Umulur ki iman eder. Umulur ki iman eder. Camilere gayrimüslimlerin girmesi caiz değil. Bizim kapımız açık. Burası cami hükmünde değil. Buraya her gelen benim üstadlığımı kabul edecek diye bir kaide var. Adam kabul etmeme hakkına sahip, bu kadar basit. Adam istihare yapar, istişare yapar. Benim halime, ahvalime bakar. Bu adamdan üstad olmaz der, doğru söyler. Eyvallah. Üstad olur da doğru söyler, ona da eyvallah. Anladınız mı bunu? Bu o kadar çok basit ki benim için. Allah bizi affetsin. Bugün Resulullah yaşasaydı en güzel elbiseyi giyerdi, en güzel arabayı kullanırdı diyenler neye denilir bunu söylüyor. Ya bugün Resulullah yaşasaydı diye bir şey insanlar bunun üzerine kurmazlar. Kur'an ve sünnet belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bugün yaşamıyor mu ya? Ölü mü diyeceğiz biz ona şimdi?
bir insanın Allah ona bir nimet verdiyse o nimeti o kimse üzerinde bulundurur. Allah verdiği nimeti de kulların üzerinde görmek ister. Bugün Resulullah sağ olmuş olsaydı elindeki bir nimeti üzerinde gördük biz. Onun devesi en hızlı giden deveydi. Bugün adam bu anlayıştan çıkıp en hızlı giden arabayı kullanabilir. O arabayı hevesine kullanırsa sorunlu olur ondan. O arabayı kız tavlamak için, o arabayı hava atmak için, o arabayı caka satmak için, o arabayı işte insanlara böbürlenmek, kibirlenmek için kullanırsa veya eşyayı veya evini, o nimet ona külfet olur. Ama üzerindeki nimeti Kur'an ve sünnet yolunda hizmete, Kur'an ve sünnet noktasında çalışmalara, Kur'an ve sünnet noktasında aktiviteye koyuyorsa biz ona hiçbir şey söyleyemeyiz. Adama hayırlı ev lazım. Allah Resulü diyor ki hayırlı evi kastederken içinde misafirin rahat edeceği barınacağı bir ev diyor. O zaman hepimize hayırlı ev lazım. Evimizde misafir kalacak. Evimizde arkadaşlarımızı yedireceğiz, içireceğiz. Ders yapacağız, zikrullah yapacağız evde. Hayırlı ev bu. Bir kimsenin 200 metrekare evi varmış. Oh ne olur ala nur. O arkadaş 200 kişi misafir alabilir evine. Allah versin 400 metrekarelik evde otursun o. Ama evini şan şöhret için kullanmasın, hizmet için kullansın. İnsanları toplasın, yemek versin, sohbet ettirsin, zikrullah yaptırsın. Adam nur ala nur, çok güzel arabası olsun. Allah yolunda koştursun. Garajda durmasın arabası. Buraya gelirken 5 tane derviş alsın gelsin. Arabası olmayanların arabasına bindirsin. Adamın mal varlığına göre arabasını adam almasın. Bu fakirdi, bu bilmesin, bu zengindi, bu bilsin yapmasın. Allah için arabasını Allah yolunda kullansın. Eyvallah, yapacak bir şey yok. Evet, bugün Resulullah sağ olsaydı elinde varlığıyla, malıyla, mülküyle Allah yolunda çalışırdı. Çalıştı mı? Sağ olsun diye beklememize gerek var mı? Sağlığını da yapmış zaten. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sabah namazını öğleye kadar kılamayacağını anlayan bir kimse kerahat vaktinde kılınabilir mi? Kerahat vaktinde namaz kılmak cahil değil. Bütün Hanefilerin hepsinde ittifak halinde bu. Kerahat vaktinde sabah namazı kılınmaz. Adam işçi. Bir daha kılması mümkün değil. Mümkün değil mi? Mümkün değil. Kerahat vaktinde namaz kılan bilhassa akşam kerahat vaktinde namaz kılan Müslümanlar görülmüş sahabelerden. Buradan hareket ederekten adam namazı hiç kılmayacaksa diyorum ben. Adam namazı hiç kılmayacak. Kerahat vaktinde de olsa namazını kılsın diyorum. Kılmayacak çünkü namazını. Allah bize affetsin. Kılmamaktansa kerahat vaktinde kılmak uygun. Güneşte ısıtılmış suyla gusül ve namaz abdesti almalı. Bu açıkta duran, açıkta duran ve güneşin bu bahar mevsiminde belli bir zamanı var. Eskiler bilirler, açıkta öyle bir su durursa ve o açıkta duran sudan güneş ışınları ona vurursa insanda cilt rahatsızlığı yapıyor. Bizim o taraflarda çok bilirler bunu. Bu onunla alakalı bir şey. Yoksa güneş enerjisiyle alakalı değil. Kadın semazenlerin kocaları için dönecekleri haberini aldık. Bu kadar işin içinde bu da gerekli mi? Kadın semazenlerin kocaları için dönecekleri haberini aldık. Aldığınız her haber size yalan olarak yeter. Yani bu konunun bu noktaya getirilmesi bu cemaat açısından acı bir şey. Bir de ne? Bu kadar işin içinde bu da gerekli mi? Ya bu kadar işin içerisinde bunun gerekli olup olmadığı kararı sadece o çalışmayı yapan insanlara ait. Yani
kadınların kendi aralarında sema etmelerini yasaklayan bir şey var mı? Varsa böyle bir şey getirin. Buna da ona göre cevap verin. Arkadaşlar, bir şey haram ise haramı getirirler, benim önüme koyarlar, ben de şapkamı çıkarım. Bir şey haram değil ise onun üzerine konuşulmaz. Onun üzerinde konuşanlar belden aşağı vuruyor vardır. Kasıtlıdır. Ve bir kimse böyle bir şey duydu, kadınlardan mı duydu? Basit. Çok basit. Allah bizi affetsin. Soru sorulurken daha bir derinliği, bir inceliği olur. Ne diyeceğiz şimdi? Erkek semazenlerde kadınlarına, kendi karılarına dönmek için mi semazenlik yapıyor diyeceğiz? Bunları konuşmaktan inticap ediyorum. Bunlar konuşuluyorsa gerçekten üzülüyorum. Konuşulan şeyler Kur'an ve sünnete uygun olması lazım. Konuşurken daha uygun konuşmak lazım. Tarikat edeptir çünkü. Biz bayan kardeşlerimizi çıkarırız. Erkeklerin arasında siz döneceğiniz deriz de. Bunu ben söylerim de, benim adım, benim ağzımdan duyar bunu insan da, gelir sakalımdan tutar, yüzüme tükürür. Acı şeyler söylemeyeyim şimdi. Ama bu meseleyi son defa konuşacağım ve kapatacağım. İçinizdeki %90'ının hanımı herhangi bir kına geçişinde çıkar oynar mı? Oynar. %90'ının hanımı çarşıya tek başına çıkar mı? Otobüse tek başına biner mi? Taksiye tek başına biner mi? Biner mi? Arkadaşlar, şurada bir bayanların kendi arasında nişanı olsa, kına gecesi olsa, burada oynamaları mı uygun olur? Yoksa ilahi eşliğinde, zikrullah eşliğinde iki tane de bayan kardeşin sema etmesi mi uygun olur? Hangisine gönderirsiniz siz hanımınızı? Kadınların kendi aralarında toplanıp zikrullah yapıyorlar mı? Yapıyorlar. İlahi söylüyorlar mı orada? Söylüyorlar. İlahi söylerken normalde orada iki tane, üç tane bayan semazen sema etse bunun neresi haram ya? Neresi tarikat adabına uygun değil? Neresi şeriata uygun değil? Açık konuşuyorum. Boş şeylerle uğraşmayın. Bunca işin içerisinde bir de bu mu kaldı diyor. Evet, bunca işin arasında bir de bunu mu dedikodu ediyorsunuz? Bunun lafını söyleyenler açıkça söylüyor. Arkadan hançerliyorlar. Hayır. Evet, bayan semazen çalışması devam edecek.
Bir şey daha söyleyeceğim, bırakacağım. Aslında bayanların meselelerini burada açmak istemiyorum. Ben hiçbir zaman, bu benim tarzım değil. Ama nedense bayanların meselesi erkekleri çok ilgilendirmiş demek ki. O semazen çalışmasına gelenlerin içerisinden 20 tanesi açık bayan. Dergahla, tarikatla alakası olmayan. 20'den fazlası. Muhasebe müdürü, satış müdürü, alım müdürü, bilmem ne müdürü, bilmem nerede memur, bilmem nerede amir. Onlara çalışma başlamazdan önce Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor, fıkıh kursu veriliyor, ardından sema çalışması yapılıyor. Çalışmanın ne olduğunu bilen var mı burada? Allah'tan korkun. Ve bir kimse kendi cemaatini korur, muhafaza eder. Kendi cemaatini hançerlemez. Adakta bulunan kişi yer ve zaman belirtir veya yere ve zamana uymadan adağını yerine getirirse adağı yerine gelmiş olur mu? Olur. Siz sohbete başlayıncaya kadar geçen zamanda ilahi söylenmesi uygun olur mu? Olur. Adak adayan kestiği kurban etinden yiyebilir mi? Yer parasını öder. Rüyada görülen zatların, hazretlerin kim olduğunu nasıl anlaşılır? Kalbine ilham gelirse anlamış olursun. Dergahınızda nügabba konumunda görevli abimiz var mıdır? Yoktur. Adak kurbanını da şurada keseceğim derse, dediği şehirde kesemezse ne yapması gerekir? Orada kesecek. Dergahımızın silsilesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Mümkünse daha sonra da olsa kağıda dökebilir misiniz? Dergahın silsilesi benim. Tarikatımızın kuruluş tarihinden bugünümüzde üstadlarımızın şeyhlerimizin silsilesini açıklar mısın? Bana bak yeter ya. Resulat taht yapayım ya. Ne bu ya? Alttan aldıkça millet bir şey benzetmiyor. Hiç olmadı, ben abi yapıyorum abi. Başı da sonu da benim tarikatım. Silsilesi de benim. Biraz Mevlana'dan konuşayım mı size? He? Silsile hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların ilmi öğrendikleri ve ameli terk ettikleri, diliyle sevişip kalplerinde buğz taşıdıkları ve aralarında sılaylarını kestikleri zaman Allah onları lanet edip can kulakları sağır ve kalp gözlerini kör eder. Resulullah Efendimiz ilminden menfaat görmeyen alim kıyamette en şiddetli azaba maruz kalır. Resulullah Efendimiz hiç şüphe yok Allah-u Teala bu dini nasipsiz kimselerle takviye eder. Resulullah Efendimiz hiç şek ve şüphe yok ki Allah-u Teala bu dini yalancı bir kişiyle takviye eder. Bunların hepsini kendi üzerime aldım. Ben bunlardan birisiyimdir. Bana yazmış çünkü onu. Şunu yazan kimse bunu bana yazmış. Abi daha okumuşuz abi. Efendim? Daha okuyayım bir daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri insanların ilmi öğrendikleri ve ameli terk ettikleri, dil ile sevişip kalplerinde buğz taşıdıkları ve aralarında sıla-i rahmi kestikleri zaman Allah onlara lanetleyip can kulakları sağır ve kalp gözlerini kör eder. Resulullah Efendimiz ilminden menfaat görmeyen alim kıyamette en şiddetli azaba maruz bırakılır. Resulullah Efendimiz hiç şüphe yok ki Allah-u Teala bu dini nasipsiz kimselerle takviye eder. Resulullah Efendimiz hiç şek ve şüphe yok ki Allah-u Teala bu dini yalancı bir kişiyle de takviye eder. Bunu yazan dedim, bana yazmış. Yani işte ne? Hiç şek ve şüphe yok ki Allah-u Teala bu dini yalancı bir kişiyle takviye eder. Yani ben yalancıyım, beni takviye ediyor. Ben de takviye ediyor Allah dini. Siz de yalancı bir adamı seviyorsunuz, geliyorsunuz ya. Allah-u Teala bu dini nasipsiz kimselerle takviye eder. Yani ben dinden nasibim yok benim. Yani kafirim. Sorun neye dayanarak söylüyorsunuz? He? Size olduğunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Soru mu bu? Yok, soru değil. Belki başkasına hitabım. Veya
Başka bir şey için söylemiştir. Başkasına nasıl hitap edecek ki insan bunu? Size mi hitap ediyor? Hı hı. Onu yazan kişi söylesin yani o zaman. Kime hitaben yazdın? Bana hitaben yazıldı dediğimde bir ses duydun mu? Yani sükut ikrar değil midir? Gerçekçi olması lazım hocam. Çünkü sükut ikrar değil midir? Soru kasıt olmaz sonra. Sükut? Soru. Soru dışlarından şu kasıt olmaz. Kasıt yani. Arkadaşlar, şu okuduğum şey bana yazılmış. Var mı diyeceğiniz bir şey? Ben kendi üzerime aldım. Ben de böyleyim dedim. Neden bundan rahatsız olun? Sen de rahatsız olun. Bu kadar basit. Ve bunu yazan kimse ben üzerime aldığımda da hayır ben bunu senin üzerine yazdım, yazmadım demedi. Öyle bir şey varsa desin yani. Ay demedi. Neden zorla dedirteceksin adama? İşin içine şey değil ondan sonra işte. Ne giriyor işin içine? Aldım günah alalım. Belki size söylememiştir. O zaman kaldır elini, ben onu sana söylemedim der, özür dilerim ben de. Sükut etti bak, deminden beri sen de laf söylüyorsun, seslenmiyor adam. Neden illa ki adamı meydana çıkarıp da milletin buğzunu üstüne aldıracaksın? Gençsin daha, delikanlım, sabredeceksin. Yani soruyu soran, soru değil daha doğrusu, bunu yazan bir kimse yazdı doğru, ben üzerime aldım, yanlış. Evet, bana yazılmış bu. Bundan da rahatsızlık duymuyorum, kızmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben böyleysem Allah beni affetsin. Ben böyle değilsem Allah da onu affetsin. Ama bunlar bir cemaatin içerisinde olmaması gereken şeyler. Şimdi bunların olmaması gereken. Burası, ben burada bunların soru sormak için diyorum ki sorun sorunuzu. Ya bana hakaret etseniz ne olacak ki? Peygamber Efendimiz için de sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin ol, gerek yok. Bakın arkadaşlar, bir kimseyi üstad olarak kabul etmiyorsa, kabul etmeme hakkına sahip. Bundan daha açık bir şey var mı? Ve burada da oturabilir, burada zikrullah yapabilir, burada sohbetimize katılabilir, burada bizimle beraber yol yürüyebilir. Bir hizmet istiyorsa hizmet yapabilir. Rahatım bu noktada, merak etmeyin. Mezardaki meftalar ile konuşulunca duyarlar mı bizi? Bir de mezara en çok kimler azap görecek? Mezardaki meftalar ile konuşulunca. Yani o mezardaki kimse duyabilecek kapasitese senin konuştuklarını duyar. Sen de ona sesini duyurabilecek kapasitedesen ona sesini duyurursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kabri şerifin içerisinden geçerken İki tane yeni vefat etmiş kimsenin mezarını gördü. Dedi ki, bunlar kimler? Filancalar ya Resulallah. Bir hurma dalını aldı, birbirinin başına dikti. Dedi ki, bunlar iki günahtan dolayı kabir azabı çekiyorlar. Birisi, çok affedersiniz, bevlederken kendine dikkat etmezdi. Bevlini üstüne sıçratırdı. Birisi de dil ile kovuculuk ederdi. Ve dedik ondan sonra, eğer siz de gaflete dalmayıp dedikodu etmeseydiniz, benim duyduklarımı duyardınız. Allah bizi affetsin. Efendim? Bedir'deki müşriklerle de konuşmuştu. İşte ya karşıdaki, kabirdeki sağlam olursa, bir daha bir şey diyeceğim. Kabirdeki sağlam, bu adam da sağlam olursa, yani konuşan adam da sağlam olursa ikisi de iletişim kurar. Eğer konuşacak olan sağlam olursa, kabirdeki çürük olursa yine o kimse konuşur, onun da sesini duyar. Anlaşıldı? Kim ikindi ile akşam arasında uyursa uyandığında aklını yitirmeden şükretsin.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin sahih hadisidir. Mümkün olmadığı, zorunlu kalmadığınız müddetçe ikindi ile akşam arasını uyumayın. Evet. Biraz açar mısınız demiş. Kesinlikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ikindiden sonra hiç uyumamıştır. Selamünaleyküm. Ben neyi biliyorum ki, neyi öğreteyim insanlara veyahut da neden sakınabiliyorum ki insanları da ondan sakındırmaya çalışayım deyip bildiğini öğretmek doğru mudur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiç öyle demedi ashaba. Bir kimse bir harf bilir, bir harfi öğretir. Bir harf yapıyordu, bir harfi gider ona yaptığını nakleder. Şöyle bir şey var. İnsanların içerisinde işte her şeyi öğrenecek, ondan sonra tebliğ etmeye başlayacak. Hayır. Bir harfi öğreneceksiniz, bir harfi tebliğ etmeye devam edeceksiniz. Sohbet günlerinde günlük vüt çekilir mi? Çekin. Yani burada ders yapacağız ya. Siz günlük virdinizi de yapın. Nafile virdlerde de bağışlama yapılacak mı? Yapılırsa güzel olur. Namazda çalan cep telefonu kapatılabilir mi? Kapatılmaz. Cep telefonu çalıyor adamın cebinde, o cep telefonunu kapatamaz namazda. Kapatırsa başka işte meşgul olmuş gibi olur, namazı fasit olur. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan biz kelimesinin sebebi nedir? Allah tevazu ediyor orada. Doğrusunu Allah bilir. Dini olmayan bir ülkede faiz hükmü durumu tıpkı nikah, miras gibi bölümlerde olduğu gibi değişir mi? Bu yönde kredi kullanılması olabilir. Bu noktada çok sohbet ediyoruz. Darül Harp'te kafirle müminin arasında faiz yoktur. Uzun bir mesele. Zaman kalmadı bugün. Ruhunu teslim etmiş bir mürşide tabi bulunmaya devam edilirse bu vaziyette şirk kokar mı, yakınlık olur mu? Ya ben şirk diyemem de, Allah affetsin. Ama normalde bir eğer ölü üstadlar bağlanılmış olsaydı hiç kimse yenilerine bağlanma ihtiyacı duymazdı. Neden yenilerine bağlanıyorlar ki o zaman? Bir de ölü üstada devam ediyorsa bir kimse, Allah'ın veli ismi şerifinin, veli ismi sıfatının tecelli etmediğine inanıyordur ki başka bir veli yok diyor, kendi şeyhine bağlanıyor. Allah affetsin. Allah sizi nefsinizden ölene kadar korusun. Amin. Cümlemizi inşallah. Nakıplık, mügabbalık ve halifeliğin ne anlama geldiğini ve dinde önemli görevleri nelerdir? Allah razı olsun. Bu noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mekke döneminde ve Medine döneminde de nakipler tayin ederdi bir beldelere. O nakiplerin başında da mügabbalar vardı. O nakipler dini hizmetlerde orada neler yaptıklarını ayda bir gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tayin ettiği nügabbaya rapor verirlerdi. Şimdi bizde, ben şimdi yoktur dedim attım, az önce gene aynı bununla alakalı soru sordular, yoktur dedim attım, hiç kimsenin gönlüne kalbine böyle makam sevgisi gelmesin diye. Ben hatta diyorum ki bizim dergahımızda hiçbir makam yok diyorum. Bizdeki en büyük makam kulluk. Bunu neden söyledim? Yani neden yoktur diyorum? Neden böyle bir şeye ihtimal vermiyorum? 17 yıllık benim geçmiş bir tarikat tecrübem var. 17 yıllık geçmiş tarikat tecrübeme dayanaraktan diyorum ki hiçbir makam yok. Bir abimiz 20 tane, 30 tane nakip etti, yanında bir tane kalmadı. Allah bizi affetsin. Hastalık nedeni ilaç içiyorum. İçtiğim ilaç tedavi amacıyla içiyor. 24 saat ibadet ediyorum, kaza namazım çoğalıyor. Yani ilaç içiyorsanız ve o ilaç da sizi uyutuyorsa, uyandığınızda namazlarınızı kılacaksınız. Kahvede oturabilir dediniz, çay içmesi sakıncalı olur mu? Kahve kumarla dönüyorsa, çay kumar parası alınıyor olabilir, içmemek mi lazım? Kaçabildiğiniz yere kadar kaçın.
Rüyalarında Peygamber Efendimiz'i sizinle görüyorlardı. O zamanlar sizi üstad olarak kabul ediyorlardı. Şimdi ne oldu da tefrikaya düştüler? Şimdi Resulullah Efendimiz bunları uyarmıyor mu? Ne olduğunu o kimseye söylüyor. Allah nasip ederse üçüncü çocuğum olacak. Üçü de sezerler. Doktor bağlatmamızı tavsiye etti. Eşim de berk tutuğu da var. Bağlatmamın dinimize göre günah var mı? Senin için yok. Arkadaşlar, fıtratı bozmadığı müddetçe bağlatmak fıtratı bozar. Ama eğer sağlık söz konusuysa, annenin hayatı tehlikeye girecekse, o zaman bağlatmakta bir sakınca yok. Ama eğer sağlık söz konusu değilse, bir kimsenin gebelik öncesi korunması caiz Hanefilere göre. Allah bizi affetsin. Ben niyetimi yerine getireyim, hemen iki tane bir şey okuyayım, mevzuyu bitireyim, hakkınızı helal edin. Her gün, her hafta bir günah-ı kebair dedim, bu haftada sıra iki yüzlü ve iki dilli olmakta. Siz insanları altın ve gümüş madenleri gibi, kimi halis, kimi kalp bulursunuz. İnsanların cahiliyet devrinde hayırlı olanları, dini emirleri anlayıp amel ettikçe, İslam devrinde de hayırlıdırlar. Siz şu emirlik hususunda da insanların hayırlısı emareti, emir olmazdan evvel pek çok fena gören kimseler bulursunuz. İnsanların en kötüsü şu kimseler ki, iki sınıf halk arasında onlara bir yüzle gelirler, bunlara da başka bir yüzle gelirler. İki yüzlülük, bir grubun yanına gidip ben sizdenim deyip, öbür grubun yanına da gidip ben sizden değil, bir grubun herhangi bir grubun yanından çıktığında onları kötülemektir. Yani birisi gidecek Mehmet'in yanına. Mehmet'in çok iyi olduğunu söyleyecek. Oradan çıkacak Hüseyin'in yanına gidecek. Mehmet'in ne kadar kötü bir insan olduğunu söyleyecek. Bu iki yüzlü. Bu daha fazla makam sahiplerine, devlet ve bürokratlarda, milletvekillerine, devlet başkanlarına olan şey. Allah bizi muhafaza etsin. Bazıları, dedem Abdullah bin Ömer'e şöyle dediler. Doğrusu biz hükümdarlarımızın yanına girip çıktığımızda onunla konuştuğumuzun hilafını söyleriz dediler. Abdullah bin Ömer de, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında nifaktan sayardık diye cevap verdi. Dünyada iki yüzlü olan, kıyamet günü ateşten de iki yüzlü olduğu halde mahşer yerine gelecektir. Yine hadis-i şerifte dünyada iki yüzlü olanın kıyamet günü ateşten iki dil olacaktır. Kıyamet günü Allah-u Teala'nın en kötü kullarını dünyada iki yüzlü olarak onlara bir yüzüyle, bunları da başka bir yüzüyle gelen kimseler görürsün diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. İki yüzlünün Allah katında emin olması düşünülemez. Allah muhafaza eylesin. Şimdi iki yüzlülük bütün ulemanın ittifakıyla günah-ı kebairdir. Hiçbir zaman birisinin yanına gidip onun iyiliğini konuşup ondan sonra başka yere gidip onun kötülüğünü anlatmak iki yüzlüdür. Bu hem gıybettir, hem de kovuculuktur. Bakın bu hem iki yüzlüktür, hem gıybettir, hem de kovuculuktur. Allah muhafaza eylesin. Bu ümmeti Muhammed'in içerisinde hastalık bunlar. Ailelerin arasında hastalık, gelin kaynana arasında, damat kayınpeder arasında, aileler kardeşlerin arasında, çocukların arasında, sülalelerin arasında hastalık. Hastalık. Kovuculuk, ikiyüzlülük, gıybet, dedikodu. Bunlar toplumu ifsad eden şeyler. Toplumu bozan şeyler. Toplumu alaşağı eden şeyler. İnsanları birbirleriyle düşman eden, birbirleriyle Allah muhafaza eylesin çatıştıran, İnsanların, kabilelerin birbirlerini yemelerini, ailelerin, sülalelerin birbirlerini yemelerine sebep olan hastalıklardan.
Birisi size bir laf getiriyorsa şunu unutmayın. Birisi bir başkası için size laf getiriyorsa sizin de lafınızı o başkasına götürecektir. Hatta söylemediğinizi de söyledi diyecektir. Sizin nefsinize hoş gelebilir. Birisi gelir size filanca senin hakkında şöyle diyor diye size laf getirir. Bu laf getirdiğinde sizin nefsinize hoş gelir. Yani o filanca benim hakkımda ne demiş. Ve siz de onun hakkında bir laf söylersiniz onun yanında. O da sizdeki lafı alır gider ona söyler. O kesin alır lafı sizi başkasına söyler. Kesin söyler. Onu söylemeyecek diye sakın aklınızın ucundan gelmesin. O yüzden dinlemeyin. Bir başkasının sizin için söylediği sözü bir başkasından dinlemeyin. Tutun kolundan yüzleşiverin. Tutun kolundan yüzleşiverin. Benim şeyime söylemişler. Şey efendi böyle biraz şey duruyor. Tabiri caizse böyle yüzlenmiyor. Dedim efendim ne oldu, bir şey mi oldu? Yok bir şey dedim. Dedim olmuş efendim bir şey dedim. Oğlum böyle böyle dediler dedi. Böyle böyle yapmışım dedi. Ben hemen yüzleşmeye hazırım efendim. Nasıl yani dedi. Basmayı dedim, hemen telefonla çabuk gelsinler yüzleşelim dedi. Benim böyle bir şey demedim ben daha. Şey efendi durdu şimdi. Zira oğlum dedi, ben dedi demez dedim dedi. Seslenmedi. Ben yüzleşmeye hazırım efendim. İsterseniz ben Kur'an'a değer basar yemin ederim böyle bir şey demediğime yapmadım o dair. Ben kocalarını şikayet etmek isteyen hanımları dahi dinlemiyorum. Beyinden bir şey söyleyecek oluyor, al beyni gel yanıma diyor. Efendim, al beyni gel yanıma, tek başına dinlemeyeceğim seni diyor. Neden? Beynin arkasından dedikodu edecek. Kadının birisi aç bırakıyor adam beni dedi, bizim evde söylüyor bunu. Dedim ya bizim dergahta böyle bir şey olmaz mı? Ben dedi aç kalıyorum dedim. Ya dedim sen aç kalıyorum deyince ben dedim ilk önce sorumluluk altına giriyorum. Senin kocandan önce dedim ben sorumluluk altına giriyorum. Bu dergahta böyle bir şey olmaz. Açtım telefon kocasına çabuk gel dedim ben. Koşa koşa geldi adam bana. Dedim böyle böyle diyor hanımın dedim ben aç kaldım diyor dedim ben. Çağıracağım dedim kocanı seni çağır dedi. Adam dedi ki gideyim mutfaktaki eşyaları arabayı doldurayım geleyim mi dedi. Adamın bir de arabası da var. Kadın durdu şimdi. Dedim ne yok evde? Susuyor şimdi. Neden böyle söyledin? Susuyor. Dedim karşılaştıracağımı, yüzleştireceğimi tahmin etmedin değil mi dedim ben? Allah muhafaza eylesin. O yüzden birisi size bir söz getiriyorsa Allah Resulü ne güzel söylemiş. O söz yalan olarak yeter. Duyduklarınız size yalan olarak yeter demiş. Duyduklarınızı söylemeniz size yalan olarak yeter. Allah bizi affetsin. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Üç ihlas kıraatı yaşayın. Adem Aleyhisselam'ın ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber zişan efendilerimizin mübarek huyu şeflerine İhari Aleyküzün Ömer Vakıf Sıdık Ömer Faruk Osman'ın Zunluğu'yun Ali El-Muntaza Aleyhisselam'ın Evlâd-ı Resulullah Zevcahat-ı Resulullah Ashab-ı Resulullah Şühedâ-ı Resulullah İmam-ı Zimallah-ı Resulullah Hanife İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Eşar, İmam-ı Maturdi, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Yusuf, İmam-ı İmam-ı Hazretleri ruhlarını heder edip vasıl ve sadar eyle ya Rabbi. Üç ihlas ve Fatiha-i Şerife.
Amin. Birimiz birimiz Seyyid Abdülkadir Geylani, birimiz Seyyid Ahmet Arrufay, birimiz Seyyid Ahmet Arbedevi, birimiz Seyyid İbrahim Duzuki. Birimiz Şeyh Hasan'ın Şahatır, Şahan Avşivan'ın Muhammed'i Bahadir. Şah-ı Mevla Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş ve Hacı Bayram ve Vessel Karani Mahmud-u Dayar, İdi Cevdet-i Uşak, Resulü'nü Söyle Verdi, Kübre Verdi. Şeyh Muhyiddin Arabi, Muhammed Ütad Hazretleri Umdan'a, bütün bir bir an Hazretleri Mübarek Rusya'nı hediye edildik. Vasıl ve sadar ile ya Rabbi. İki İhlas bir Fatiha şerefendi. Amin. Geçmiş bütün velilerin, mürşidi kamillerin, evliyaların, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen müminlerin sonurlarına, yaşayan mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen müminlerin sonurlarına, bu sebeple cedde de sanırlarına edilirdik. Vasıl ve salam eyle ya Rabbi. Amin. Burada bulunan kardeşlerimizin ruhaniyetlerine, burada bulunan bütün derviş ve derviş abacılarımızın da ruhaniyetlerine hediye edin. Vasıl ve salam eyle ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah el azim, el kerim, el rezil, la ilahe illa hu. El hayyul gayyum ve tuğbu leke özür ilahi ve şeytanur racim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah el azim, 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 estağfirullah. Estağfirullah aman ya Rabbi min kulli zenbin.